die Ausstellung von Ahmet Güneştekin, Moments of Memory, ist eine Ausstellung, die das Werk von Ahmet Güneştekin der letzten Jahre neu positioniert. Sein Gesamtwerk ist der Versuch, eine Sprache zu finden für eine kulturelle Komplexität, für ein kulturelles Gedächtnis Anatoliens, das sich auch in den Handwerkstraditionen niedergeschlagen hat, in der Art, in den Dörfern zu leben und diese Kultur in einer zeitgenössischen Sprache zu formulieren. Das ist das Anliegen von Ahmet Güneştekin über die letzten Jahrzehnte gewesen. Er hat eine Sprache gefunden, die sehr stark an das Gravieren in Metall erinnert, an die Knüpftechniken und damit aber auch gleichzeitig die mythologischen Ebenen Anatoliens offengelegt. Insofern war die Arbeit von Ahmet Güneştekin immer eine politische Arbeit, aber hier in dieser Ausstellung nun geht sie einen Schritt weiter. Sie konkretisiert diesen politischen Aspekt insofern, als sie die Sprache berührt, die Sprache des Verbotenen, die Sprache des Erlaubten innerhalb der Türkei, der Umgang mit der kulturellen Vielfalt, mit der kurdischen, der armenischen Tradition. Dieser Aspekt gewinnt hier eine deutliche Sprache durch die Videoarbeiten, aber auch durch diese große Installation zu den Massakern in Aleppo, wo er in seiner alten Technik in dem Gewebe der Form, in der Abstraktion auch ganz konkret auf die Situation, auf die kulturelle Situation in Ostanatolien eingeht, wo er den Konflikt in Syrien, die Entwicklung einer kurdischen Identität im Norden Iraks, die Fragestellungen, die politischen Fragestellungen, die aktuell in der Türkei verhandelt werden, in eine ästhetische Sprache bringt. Und insofern ist diese Ausstellung hier ein sehr wichtiges Moment in Venedig zur Biennale, weil es nicht darum geht, eine nationale Repräsentation zu schaffen, sondern eine konkrete künstlerische Sprache, die einen Akzent setzt innerhalb der internationalen Kunstszene hier. Und das ist mit Nachdruck gelungen. Beşinci Venedik Bienali'ndeyiz. Venedik Bienali küresel bağlamda en büyük, en etkin çağdaş sanat platformlarından birisi. Ancak burada bu çağdaş sanat platformunda en önemli husus bu platformda sanatçıların bütün siyasal, ekonomik ve toplumsal ve kültürel sorgulamalarını burayı ziyaret eden yüz binlerce insana yansıtabilmeleridir. Bu açıdan bakıldığında birçok ulusal pavyonda sanatçıların gerçek anlamda hem kendi ülkelerini hem de küresel bağlamda bütün sorunları masaya yatırdıklarını görüyoruz görsel düşünce yoluyla. Ahmet Güneştekin'in sergisi bu bağlamda Venedik Bienali'nin bu arka planındaki ağır siyasal belleğe ve ağır siyasal isteğe son derece yanıt veren bir sergi olarak görülüyor.
Ve ben şu açıdan çok mutluyum bu serginin burada gerçekleşmesini gördüğüm için. Çünkü Türkiye'nin şu anda içinde yaşadığı bütün siyasal ve ekonomik veya diğer sorunlar dolayısıyla çok farklı biçimlerde burada yansıtılması gerektiğini düşünüyordum. Bu sergi bu farklılığı ortaya koyuyor ve aslında yaşadığımız olayların, yaşadığımız dönemin arka planındaki ve çok ince, çok ince bir ayrıntıyı gündeme getiriyor. Bunun da burayı gezecek olan yüz binlerce insana yansıtılması son derece yerinde bir etkinlik diye düşünüyorum. Türkiye çok farklı şekilde yansıtılması gereken bir ülke bugün. Bu farklılık da aslında dünyaya duyurulması gerekiyor. Yani basın ve medyada yansıtıldığının ötesinde herkesin içinde yaşadığı büyük sorunlar var ve arka planda çok önemli bir bellek var. Bu belleğin bir şekilde açımlanması ve çözümlenmesi gerekiyor. Burada bir sanatçının bu çözümlemeyi, bu ağır belleği nasıl iyi bir şekilde, iyilikle çözümlenebileceğini bize gösteriyor. L'opera di Ahmet Güneştekin è frutto di una poetica che opera attraverso linguaggi molteplici, la pittura, la scultura, il disegno, il video e l'elaborazione di una strategia artistica e culturale che ha alla base un'idea espressa da Picasso, il quale diceva che bisogna produrre un'arte puntata sul mondo. Ecco che Ahmet è un artista che riesce a realizzare un'opera politica attraverso una qualità di elaborazione di nuove forme personali dell'arte. Le sue sculture, le sue installazioni che recuperano elementi, citano materiali che provengono dalla sua cultura materiale, è il segnale, è la dimostrazione, è la dichiarazione di una radice antropologica che vuole marcare una identità. Un'identità sociale, esistenziale, ma anche politica. E il video è al servizio della comunicazione di quest'idea, diciamo, liberatoria. I video di Ahmet credo che sono da considerare tra i video più importanti degli ultimi decenni, in quanto non producono spettacolo, ma inducono alla riflessione. Una riflessione che nasce da una realtà storica
E questa realtà storica parla di un popolo antichissimo, quello curdo, che attraverso molte vicissitudini ha subito anche, diciamo, ha subito ingiustizie, esodi, in fondo ha anche perduto il proprio territorio. Ecco che l'arte in questo caso diventa il riparo, la riparazione, l'elaborazione di un lutto, la testimonianza, una memoria che si prolunga nel tempo. La mostra qui di Ahmet si chiama Momento della memoria e si iscrive molto bene nel progetto enciclopedico della Biennale, perché che cos'è l'enciclopedia se non il tentativo di conservare attraverso, diciamo, un elenco tracce di una storia complessa, come complessa è la storia del popolo curdo. E credo che Ahmet sia un artista moderno che racconta una storia antichissima che viene da lontano. ...1925 hatta 1915'ten bir takım olayları almış. Hem sanat var içinde, hem siyaset var. Hem de biz kendi geçmişimizle tabii yüzleşiyoruz. Yani empati yapmış aslında. Bulgaristan'da yaşayan Türkler o zaman biliyoruz. Yani hani sünnet vesaire gibi din, aynı zamanda lisan da yasaklanmıştı. Biz o zaman kıyameti koparmıştık Türkiye'de. Nasıl olur? Nasıl lisanımızı yasaklarsınız? Ama bunu söylerken biz o zaman Kürtlerin bırakınız ana dilde eğitim görmelerini, yazıp çizmelerini, televizyon tamamen her bakımdan kendilerini ifade etmelerini bile yasaklamıştık. Yüzleşmemize bir vesile olacak bu hadise. Ben şunu tavsiye ediyorum. Bakın şimdi bir sürece girdik değil mi? Bu süreç bir barış sürecidir. Ve bu barış sürecin en önemli unsurlarından biri yüzleşmek. Böyle bir serginin, tabii ki biz iftihar ediyoruz Venedik Biennale'inde yabancılar tarafından görülmesine, ama en çok Türklerin bunu görmeye ihtiyacı var. Kalıcı bir sergi olma ihtiyacı var. Ben doğrusu bunu çok arzu ederim. Bunu ben doğrudan Abdullah Gül'e bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çünkü ben biliyorum ki Hayri Nusa Gül çok meraklı, çok resme meraklı ve Ahmet Güneştekin'i de çok yakından tanıyor. Onun eserlerini de bence takip ediyor. Bu yüzleşme sergisini görmesini dilerim ve bunu belki kalıcı bir hale getirmesine ön ayak olabilir. Bu çağrımı da yapmış bulunuyorum.